Sebep sonuç reklamların ardından devam ediyor. Emin Yılmaz, Resul Kurt, Esat Arslan, Gaffar Yakınca, Mahmut Övür ve Kenan Kıran'la beraberiz. EYT ile ilgili aklımıza takılan tüm soruları uzman konuklarımıza burada soruyoruz. Reklama gitmeden önce de tabloyu anlatıyordu Emin Bey bize, Emin Yılmaz. Evet. Buraya geçiyor muyuz? Bu tablo anlaşıldı bence. Anlaşıldı. Bir önceki tabloya gelirsek. Bir önceki tabloyu. Evet, kısaca özetleyip EYT ile ilgili sonra çok gelen sorular konuşacağız. Var. Onu cevaplayalım. Yani evet. Burada 8 Eylül 99'dan önce işe girdiysek yaş haddi tamamen kaldırılacak. Süre erkeklerde 25 yıl. Kadınlarda 20 yıl, prim günlerde 5000 lira fixleneceğini biz tahmin ediyoruz. Bu net, bizi de ilgilendiren tabii, yer. Evet, geri zaten kalan burası kısım EYT'li zaten ilgili. Sonrakilerde. Bağkurlarda yine bunlarla ilgili yaşların kaldırılacağını biz tahmin ediyoruz. 9000 gün erkeklerde, 7200 günde kadınlarda varsa onların da emekli olacağını tahmin ediyoruz. Mesela hocam tabii, bir soru var. Çıkacak. Hemen bunu örnek olarak bakalım isterim. İzleyicimiz Osman Bey. 1971 doğumlu. Evet. İşe giriş tarihi 1990. Evet. 5600 prim günüm var diyor. Evet. Şimdi 98 öncesinde bulunan erkeklerin tamamı 25 yıllık süreyi doldurdu. Zaten bu izleyicimizi doldurmuş. Evet. Şuradaki 25 yıllık süreyi doldurmuş. Zaten dur. Evet. Geriye prim gün kalıyor. Evet. 5625 ya günüm var diyor. Yılbaşında kalkacağını tahmin ediyoruz. Yaş olayı kalktı. Kaç günmüş? 5625 evet, prim günü 5000'i varsa tamam. Bu kişi EYT'li yılbaşında büyük ihtimalle yılbaşında emekli olacak. Osman evet. Bey emekli olacak. Osman peki Bey bu sigortasız olacak. Çalışanlar Resul Hocam onu çok soruyorlar. Abi, sigortasız döneminiz geçiyor bazen. Çok önemli bir sorun aslında sorduğunuz soru. Çünkü sosyal güvenlik bilincinin olmadığı eski yıllarda hatırlarsanız insanlar pazarlık yapardı işe girerken. Şimdi sigortalı yap diye pazarlık yapılırken evet. O zaman abi beni sigorta yapma. Parayı bana ver. Parayı bana elden ver. Böyle evet. Pazarlıklar yapıldığı için maalesef o dönemlerle ilgili hizmet tespit davası açmak gerekiyor. Yani çalışmalarının geçtiği son çalıştığı yılım takip eden yıl başından itibaren 5 yıllık bir zaman aşımı var. Bu 5 yıllık zaman aşımı hak düşürücü bir süre olduğu için genel olarak mahkemelere gidilse de geçmiş yıllardaki... Yani 5 yıl önceki davaları en fazla 5 yıl geçecek bu talepte bulunmanız evet, için. Mahkemeler o yönde olumlu karar verebiliyor. Ama bazen de kişilerin elinde belgeler oluyor. İşte işverenin verdiği diyelim ki bonservisler oluyor. İşverenin verdiği bankadan kredi alma yazıları. Orada çalıştığını ispatlayan vesikalar varsa mahkemeler genellikle bu belgeleri gördüğünde 5 yıllık zaman aşımı süresini dikkate almaksızın o kişiye yok hizmetlerini veriyor. Tabii burada insanların artık şu EYT çıkmış ben çok telefon geliyor. Ya 20 sene önce çalışmıştım ama acaba iş yeri duruyor mu da bilmiyorum. Onların hepsi maalesef 20 yıl çok uzun bir süre. Çok uzun bir süre bir anlam ifade etmiyor. Bir de Kenan'ın sorduğu bir soru var. O da arada kaynadı aslında. Hı hı. Bazen de şöyle diyor ya ben işte şu tarihler arasında aslında çalışmadım ama bugün gitsem toplu parayı yatırsam. Evet. Bu da çok talep görüyor. Devletin diyor sosyal güvenlik kurumu bana bu hakkı versin. Ben de parası neyse yatırayım. Ama sosyal güvenliğin mantığı o değil. O değil. Sosyal abi. Güvenlik dediğim gibi nesiller arası dayanışma. Siz fiilen çalışıyorsanız ancak sosyal güvenlik hakkından faydalanırsınız. Fiilen çalışmıyorsanız o zaman size de isteğe bağlı sigorta ödeme hakkı vermiş, ona devam edebilirsiniz. Bugün çalışmayan bir kişi sosyal güvenlik kurumuna gidip ben de SSK'lı gibi prim ödemek istiyorum dediğinde bunu alamaz. Sadece isteğe bağlı ödeyebilir. Dolayısıyla da çalışılmayan sürelere toplu para ödeme olmuyor. Herhangi bir af döneminde de olmuyor. Bununla ilgili geriye dönük bundan sonra da geriye dönük gün boşluklarını ödeme, satın alma imkanı getirilmez. Sadece borçlanmalar veyahut da biraz önce bağ kurululuğu silinenler var. Diyelim. Böyle bir soru var hocam burada. Mesela bağ diyor kurulu ki silinmiş. Adam kendisi istemiş. Borcu var Bağkur'a 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl. Devlet bu hakkı vermiş o dönem. Silinsin mi? Ödemek mi istiyorsun? Silinsin demiş. Şimdi bunlara da genelde borçlanma imkanı diyelim o ihya etme deniyor buna. Canlandırma. Eski bağ kuruluk süresini de çoğu yasaların içerisinde
özellikle af yasaları getirilirken ihya etme imkanı da getiriliyor. O eski Bağkurlu borcu olup silinen dönemleri de tekrar canlandırıp emekliliğine saydırabilme imkanı veriyor. Aykut Bey'in sorusuydu bu da. Böyle bir soru vermişti. Abi, ben cevabını vermiş olacağım. Şunu merak ediyorum. Diyelim ki bu yasadan tahminen kaç kişi etkilenecek? 5 milyon civarı. Evet, şu an için 5 milyon öngörüyoruz ama ilk etapta buradaki süre ve primi dolduran 1,5 milyon kişi yılbaşında kısmet olursa emekli olacak. Ve diyelim ki 1,5 milyon civarında bir sayı var ama işte Gaffar abi gibi ben devletimi seviyorum, emekli maaşı istemiyorum diyen bir kesim olduğu gibi hakikaten öyle. Bir kesim de var devlet memuru çalışanlar. Yok, Gaffar az önce söyledi. Yok, emekli olmayacağım. Emekli olmayacağım. Yani, ihtiyacım olmadı ama ihtiyacı olanlar var. Yani onlar, başka iş bulamayan, onlara, bunu bekleyenler benim var. Benim söylediğim o 1,5 milyonun içerisinde bir de devlet memurları var. Yani 100 bin, 150 bin civarında. Devlet memurları da genelde hani ben hemen emekliliğimi doldurdum, ayrılayım demiyor. Yani iş güvencesi olduğu için. Diyelim ki ayrıldı. Ayrıldığı zaman faydalanabilecek. Ayrıldı. Devlet için bir sıkıntı olmaz mı? Hiçbir sıkıntı olmaz. Devlette devamlılık esastır. Benim kaşımda. Estağfurullah, mali portreyi çok merak ediyorum. Mali portreyi de şöyle gerçekten izah edeyim size. Yani bu konuştuğumuz 1,5 milyon kişi için ortalama emekli aylığı 6.500 bandında olur. Hani yılbaşı zammını da dikkate aldığımızda en az 6.500 olmasını bekliyoruz. 6.500 üzerinden 12 aya 1,5 milyon kişi aldığımızda sadece 2023 yılı Ocak ayı rakamlarıyla 117 milyar bir rakama ulaşıyoruz. Hani hesap çok basit. 6.500 çarpı 1,5 milyon çarpı 12 dediğiniz zaman 117 milyar. Yılda iki tane de emekli ikramiyesi var. Bunu da kattığınız zaman 125 milyarlık bir rakama ulaşıyor olur. 2023 için. 1 Temmuz'da bütün SSK emeklerine zam geldiğinde EYT'den emekli olan kardeşlerimize, abilerimize de, ablalarımıza da bir zam yapılacak. Dolayısıyla hani orada da bir en azından 25-30 milyarlık bir zam gelse toplam 2023 rakamı 150 milyar civarında bir rakama karşılık gelir. Evet. Ortalama hesap olarak. Peki bu askerlikle ilgili onu da soralım. Geriye dönüş askerlik nasıl borçlanılıyor? Burada da aslında güzel bir soru. Yani böyle bir yanlış anlamalara da sebebiyet verdi ama bizim sosyal güvenlik sistemimiz esas itibariyle borçlanmalar, hani SSK'lar için özellikle söylüyorum. Çünkü bundan en çok olumlu etkilenenler SSK'lar. Özellikle işte 1999 Eylül ayından sonra işe girmiş ama aslında 98'de, 97'de, 99'da, 95'te askerlik yapmış ciddi bir vatandaşımız var. Bu askerlik borçlanması yaptığında diyelim ben 8 ay askerlik yaptım. 1999'da 8 ayda askerlik kısa dönem bizim gibi yapanlar için. 8 ay geriye aldığında bakın hemen EYT kapsamına girdi. Dolayısıyla da sosyal güvenlik sistemimizin en temel haklarından bir tanesi askerlik borçlanması yapıldığında SSK'lar yönünden başlangıç tarihi de askerlik süresi kadar geriye gider. Diyelim 2000'de kişi sigortalı olduysa bakın EYT'ye girmiyor 2000 olduğu için. Ama 8 ay askerlik yapmış ise eğer 8 ay geriye götürdüğünüz zaman önce. Nisan ayına gittiği için o zaman kendisi EYT kapsamında haklardan faydalanma imkanına kavuşacak. Evet, özellikle bir şey daha önemli, borçlanmalar, biraz önce Emin Bey de çok güzel bahsetti, borçlanmalar vatandaşlara gün sayılarını arttırma imkanı veriyor. Ama eğer askerlik yaptıktan sonra SSK'lı olmuşsa bu da çok önemli bir hak. Askerlik süresini geriye götürüyor. Önce sigortalı oldu. O da olabilir. 1999 Kasım ayında sigortalı oldu ama 2000 yılında askere gitti. Ona geriye götürme yok. Hı hı. Sadece önce askere gidip sonra sigortalı olanlara var ve Aralık ayı bitiminden sonra 1 Ocak itibariyle birazdan da belki konuşacağız. Yeni
asgari ücret belirlendiğinde de tabii ki askerlik borçlanmasının karşılığında sosyal güvenlik kurumumuza ödenecek para da artacağı için, işte biraz önce bir %40-45 hani konuşulan rakamlar, bu oranda artacağı için haliyle askerlik borçlanmasının maliyeti de artacak. Dolayısıyla da bu anlamda Aralık ayı bitmeden borçlanma yapılması, gün sayısı ihtiyacı olanlar veya askerden sonra sigortalı olanlar için önemli bu konu bir hak. Çok gelen sorulardan birisi. Kaldı mı EYT ile ilgili kafamızda bir şey anlatacağımız? Bence asgari ücreti artık konuşalım mı biraz? O da çok ya önemli bir tartışma. Ben o son sorunu merak ediyorum. Bundan sonra değişecek durum mu? Evet. Stabil hale gelecek mi? Evet. Bir daha EYT çıkacak mı? Yani evet. Şimdi emekli burada meselemiz bitmiş olacak. Evet. Bir de hocam ben ekleme yapmak istiyorum. Buyurun. Yap abi. Kemal Kılıçdaroğlu SSK Genel Müdürüyken bir açıklaması var. Diyor ki SSK yasası 1950 yılında ilk emeklilikle ilgili kurallar belirleniyor. Ve 1950 yılında kadın ve erkekte emeklilik yaşı Türkiye'de 60. O zaman 1950 yıllarda da 60 yaşı evet. baz alıyordu. Evet. Şimdi doğru. 1950'lerde 60 olan emeklilik yaşı 96 yılında kadınlarda 38, erkekte 43. Böyle bir sistem içerisinde siz sigortacılık modelini geliştiremezsiniz. Yani SSK Genel Müdürü olduğu dönemde 96'da 38 doğru da söylemiş. Ve erkekte o zaman doğru söylemiş yani. 43 ama şimdi şimdi bunu, o doğruya inkar, o doğru kendi doğrusuna burada karşı. Burada o zaman 50'li yıllarda 60 yaşındaydı Turgut Özal döneminde, rahmetli evet, döneminde. Doğru. Kadınlarda 38, erkeklerde 43 ve kendi ifadesiyle Kemal Bey'in diyor ki böyle bir sistem içerisinde siz kadınlarda 38, erkeklerde 43 ve böyle bir sistem içerisinde siz sigortacılık modelini geliştiremezsiniz. Bu modeli zaman, getiren ama Demirel yani evet. Özal değil. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Özal döneminde kadınlar 50, erkekler 55 yaş. Hakikaten benim de Türkiye için keşke emeklilik yaşıyla ilgili bu kadar çok oynanmasaydı. 50-55 yaş Türkiye'nin hani diğer Avrupa ülkelerine göre bizim insanımız daha çok yıpranıyor. Daha çok hani böyle bir korunmaya çok da doğru. ihtiyacı var. 50-55 bizim için çok idealdi ama maalesef işte 42-43 hatta çok daha evet, eski. Biz artık bugüne var. Bakalım. Yani eskide olanlar. Mahmut Övür'ün sorusu peki? Şimdi hocama tekrardan katkı vermek amaçlı. Şimdi buradaki her dönemin kendi içerisinde kanun numaraları var. Şu an uygulamada EYT yasası 4447 sayılı. Ya yasalar falan kimsenin umurunda sayı. Evet 4477. Melih Bey ben araya girebilir miyim? Girelim hani, de daha abi, anlaşılır ve kafa karışmasın. Bir şey yani, rica edeceğim. Hani yasalardan ilgili, ziyade biz daha net konuşalım. Şimdi, yasalar. Şöyle ayıralım. 8 Eylül 99'dan önce işe girmiş olup da işte hali hazırda 5000 günü olmayanlar veyahut da çok az bir kesimde de 20-25 yani 20 yılı herkes doldurdu ama 25 yılı 1-2 yılı kalanlar var. Bunlar için ileride 2024'te 2025'te o işte 5 milyonun 1,5'u 2023'te emekli olduktan sonra bir 3,5 milyon daha gelecek. Ama Mahmut abi asıl can alıcı soruyu sordu. Şimdi sosyal medyada da göreceksiniz. Diyor ki biz deprem mağduruyuz. Vatandaşımız haklı. Biz diyor aslında işe girdik. Bizim deprem nedeniyle sigortalarımızı işte 8 Eylül'den önce yapmadılar da Ekim'de yaptılar, Kasım'da yaptılar, Aralık'ta yaptılar. Bizim 31 Aralık 1999'a kadar olan deprem mağdurlarına da bu EYT hakkı tanınsın. Şimdi kamuoyunda da böyle de bir talep var. Dolayısıyla hani bu 8 Eylül 99'dan sonra işe girenler yönünden ben bir daha bir EYT çıkacağına ihtimal zaten otomatikman şu EYT çıkacak. Herkes hani EYT'lilerin tabiriyle maçın ortasında kurallar değişmemiş olacak. Yani 8 Eylül 99'dan sonra işe girenler sigortalı olduklarında 58-60 yaş kriterini biliyordular ve dolayısıyla da bunlarla ilgili hani böyle bir hazırlık da yok, böyle bir çalışma da yok. En önemlisi de 3,5 milyon kişi daha var geride. Yani onlar da anladığımız şu söylediğinizden 1,5 milyon kişi yılbaşında hemen bundan yararlanacak ama yılını doldurmuş gününde eksik olan var 4000 gün diyelim. Evet. Onların da tamamlaması birkaç 3 yıl mı sürecek? Melih Altınok'a örnek verelim. Evet. 99'da işe girdi. 25 yılı ne zaman dolduracak? 2024'te. 2024'te Melih Altınok'un da 3000 günü vardı diyelim. Yine 5000 günde olmadı. Ne zaman dolduracak? Atıyorum 2000
30'da doldurdu. O zaman yine 2030'da... Demek yani o süreç devam edecek. Mahmut Övür'ün sorusu aynen. bağlamında da devam eden bir süreç var. Canlı son, bir süreç. Son ekleyeyim. Şimdi burada şu anki EYT yasası erken emeklilik değil. Böyle bir şey yoktur. Çünkü burada 8 Eylül 99'dan önce kurallar belliydi. Ama bir gece ansızın tarihleri geriye doğru kademeli yaşı getirdiler. Yani kanun belliyken ona bir daha değişiklik yaptılar. Bundan dolayı zerdin işte. Bundan yapılabilir, parlamentoda yapabilir canım. Kurallar yani kanunlar değişir. Böyleydi. Evet, ama anayasal gereği kazanılmış hakkınızı kaybediyorsunuz. Yani bu insanlar gerçekten mağdur oldular ve maalesef Türkiye'nin hukuk sistemi buna yanıt üretemedi yani. Evet. Bugün yanıt üretiliyor. Şu an anayasa mahkemesine kazanılmış hak anlamında da tabii o zaman çok da gidildi. Ama anayasa mahkemesi şöyle bir ayrım yaptı. Beklenen hak kazanılmış hak. Yani siz eğer henüz kazanmadınız 1999 yılında işte 5000 gününüz varsa sizin için kazanılmış hak diyor. Siz 20-25 yılı 5000 günü doldurdunuz, sizin için kazanılmış hak. Ama 3000 gününüz var, o sizin için beklenen hak diyor. Hani ben söylemiyorum bunu. Tabii. Anayasa Mahkemesi diyor. Zaten Anayasa Mahkemesi 99'da çıkan yasayı iptal ettiği için, onunla ilgili bazı hükümleri iptal ettiği için 2022'de yeni bir yasa çıkarıldı ve o yasayla birlikte kademeler tekrar şekillenmiş oldu. Ama bu durum sizin o demin konuşurken söylediğiniz terime uyuyor. Yani maç oynanırken maçın arasında kurallar. %100. Onun için mağduriyet oluşuyor zaten. Kesinlikle. Çünkü yani bir işe başlarken baştan konuşuyoruz. Diyoruz ki bu program saat gece 12'de bitecek diyoruz. Evet. Rejiden bir haber geliyor. 4'e kadar devam edeceksiniz diyorlar. Öyle olmaz. Bununla ilgili var mı ekleyeceğimiz? Asgari ücrete geçelim. Evet.